Merhaba. Bu derste Photoshop'ta kırpma aracını anlatacağım. Kırpma aracını klaveden C tuşuyla aktif hale getirebileceğiniz gibi araç çubuğundan kırpma aracını veya crop tool'u seçerek de işleminize başlayabilirsiniz. Resminizden kafanıza göre bir alan seçiyorsunuz burada. Ben seçtim. Eğer resminizdeki seçtiğiniz alan hoşunuza gitmediyse bunun ayarlamasını yapmaya devam edebilirsiniz. Bunu yapmak için de kırptığınız alanın etrafındaki kutucuklardan, boyutlandırma kutucuklarından alanınızla ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Genişletme, daraltma türünden. Bunun haricinde kırptığınız alanı resmin etrafında da gezdirebilirsiniz. İlla bir noktaya bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Bakın burada göze çarpan alanlar var. O da şu. Mesela kırpmak istediğim alanın dışındaki alanlar siyah renkte kaldı. Bu bize kolaylık olsun diye yapılmış koruyucu bir alan. Bunu isterseniz yukarıdaki koruyucu alan seçeneğini kaldırarak yok edebilirsiniz. Veya rengini değiştirebilirsiniz. Bundan bakın burada renk kısmına basıyorum. Kırmızı yaptığım anda koruyucu alan rengi kırmızı hale büründü. Opaklıktan kastımız opasite olarak geçiyor. Bunun şeffaflığını arttırıp azaltma. Ben de %25 iyi. Bir dikkat edilecek diğer nokta kırpma kılavuzu kaplaması alanı. Yani burada kırpacağınız alan 3x3'lük bir alana bölünmüş oluyor. Ki üçüncüler kuralı diye geçiyor. Bunun fotoğrafçılıkta özel bir yeri var. Bunu haricen bu nokta göstereceğim. Eğer gözünüze bakıyorsa bu alan yoka basabilirsiniz. Daha teferruatlı bir şey istiyorsanız da ızgara seçeneğini seçebilirsiniz. Son adıma geliyoruz. Son adım şu. Kesme işlemini yani kırpma işlemini gerçekleştirmek. İsterseniz klavyeden enter tuşuna basıp işleminizi bitirebilirsiniz. Veya yukarıdan onaylı tuşuna basıp işinizi bitirebilirsiniz. İşlem tamam. Devam ediyorum. Şimdi Ctrl Z ile işlemi geri aldım. Başka bir seçeneği anlatacağım size. Birinci adımda biz resimde istediğimiz alanı kestik. Mesela şöyle yaptık. İstediğimiz alanı seçtik. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Yaptığınız işleme pişman olduysanız eğer yukarıdan onayı iptal edebilirsiniz mevcut seçiminizi veya klavyeden ESC'ye basabilirsiniz. Bu daha kolay. Şimdi yapacağım şey istediğim genişlik ve yükseklikteki bir alanı seçip kırpma yapmak. Tamamen işi rakamlara dayandıracağım. Bunun için yukarıda bakın hazır preset daha önceden hazırlanmış ayarlar mevcut. Fakat ben bu ayarlara bulaşmayacağım. Genişlik alanına 200px değerini giriyorum. Enter'a basıyorum. Yükseklik alanına da 300px değerini giriyorum. Buradan kastım şu. Yüksekliği 300 piksel, genişliği 200 piksel olan bir alanı kırpmak istiyorum. Burada da şunu unutmadan söyleyelim. Bakın ayarları eğer ters değilseniz ya da ayarları terslemek istiyorsanız, değerleri terslemek istiyorsanız burada butona takas etme butonuna basarak ayarları değiştirebilirsiniz. Ben devam ediyorum. Yapmamız gereken tek şey. Burada bakın şunu unutmayın. Temizliğe basarsanız bu ayarları temizleyebilirsiniz. Bu alanlar boşalacaktır. Alanımı seçiyorum. Fakat dikkat ederseniz şöyle bir durum var. Ben fareyi sağa sola çekiştirsem bile belli bir alan dahilinde genişleme, büyüme, küçülme oluyor. Bıraktığım anda işlem tamam sayılır. Bir enter tuşuna basmam kaldı. 200-300 piksellik, 200 yükseklikte, 300 genişlikte yanlış hatırlamıyorsam alanda seçimimizi yaptık. Tam tersiymiş. Seçimimizi yaptıktan sonra işlemimiz tamam oldu. Peki nereden anlıyoruz bunun tam olarak olduğunu? Alt kısımda bakın belge yazan, belgenin boyutu da yazıyor. Basılı tutuyoruz bu alana. Genişlik 300 piksel, yükseklik 200 piksel olduğu bize söylüyor.